Devletin ve sistemin Kürt halkına dönük işte fiziki soykırımları, imhalarının aslında bir sonuç vermediğinin farkına vardığı için işte 2015 yılındaki çöktürme planlarından işte bugüne kadar yaklaşık 8 yıldır uygulamış olduğu yoğun ve yoğun bir özel savaş konsepti vardır. Bizler de Gençlik Meclisi olarak bu özel savaş konseptine karşı yeni bir kampanya başlattık. Bu kampanya çerçevesinde gençlerin özel savaşın ne olduğunu, işte özel savaşın alanının neresi olduğunu, özel savaşa karşı gençlerin nasıl bilinçleneceğine dair çalışmalarımız olacak. Aslında çalışmalarımız doğrudan yerelden olacak. Yani özel savaşın doğrudan etkili olduğu yerlerde, sokaklarda, mahallelerde, caddelerde, evlerde. Yani kapı kapı gezeceğiz, sokakları gezeceğiz, mahalleleri gezeceğiz. Çünkü bugün mesela baktığımız zaman bugün sistemin ve devletin sokaklara girdiğini görebiliyoruz. Bunlara nasıl girmiş? Mesela uyuşturucu tüketimi çok yoğun ve bir şekilde artmış. Ve bu uyuşturucu tüketimin yoğun arttığı yerler genellikle yurtsever halkın olduğu, Kürt halkının olduğu yerlerdir. Mesela bizler işte yurtsever halkın olduğu yerlere, uyuşturucu tüketiminin, fuhuşun, yoz yaşamın yoğun olduğu yerlere gidip burada gençlerle birlikte gençlik buluşmalarıyla, sonrasında küçük mahalle çapında işte futbol turnuvalarıyla bir araya geleceğiz. Sonrasında ilerleyen süreçlerde özel savaş atölyelerimiz olacak. Özel savaş atölyeleri kapsamında işte özel savaşın ne olduğunu, nereden başladığını, sistemin özel savaş politikalarını nasıl ürettiğini ve bizlerin gençlik olarak bunu nasıl bilince çıkarıp bununla nasıl mücadele edeceğimizi tartışmasını yürütüp buna karşı bir mücadele hamlesi başlatacağız. Aslında en büyük özel savaş politikası Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan üzerinde uygulanmaktadır. Çünkü özel savaşın temel amacı toplumu, halkı, gençleri ve kadınları bilinçsizleştirip kullanılabilir bir hale getirmektir. Bugün baktığımız zaman Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan Kürt halkına vermiş olduğu bilinç, bilgi ve pratik anlamdaki çabalarıyla bugün Kürt halkının, yurtsever halkı bilinçlendirmektedir. Devlet politikası da bundan korktuğu için, işte Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan'ın söyleyeceği her cümleden, her kelimeden korktuğu için bugün bu denli tecidi son safhasına kadar yükseltmiş bulunmaktadır. Aslında bugün tecidin bu kadar devam etmesinin sebebi Sayın Öcalan'ın ağzından çıkacak tek kelimeden korkmalarıdır. Çünkü Sayın Öcalan bugün ağzından çıkacak tek kelime Kürt halkını ve yurtsever halkımızı bilinçlendirebilecek düzeydedir. Bu kampanya vesilesiyle bizler işte ailelerimizi gezeceğiz, sokaklarımıza ineceğiz, mahallelerimize, caddelerimize. Dokunmadığımız hiçbir genci bırakmayacağız. Bugün uyuşturucuya düşen gençle de sohbet edeceğiz. Fuhuşa düşen bir gençle de sohbet edeceğiz. Yoz yaşamın içinde kendi benliğini, kendi bilincini kaybetmiş bir gençle de iletişime geçip onlarla sohbet edeceğiz. Ve artık HDP Gençlik Meclisi bu kampanya birlikte yeni bir hamle başlatarak sokaklarda, mahallelerde kendi örgütlü mekanizmasını oluşturmaya başlayacak. Aslında o sokaklar, o mahalleler hepsi bizim, hala da bizim. Fakat daha öncesinde akrebiyle, polis araçlarıyla giriyordu. Şu an işte toplumu sindirdiği için farklı yöntemlerle sokaklarımıza giriyor. İşte mesela en baştan beri sürekli belirttiğim gibi uyuşturucuyla, işte yoz yaşamla bu şekilde sokaklarımıza girmiş bulunmaktadır. Biz de o sokaklarımızı tekrar kazanıp halkı da, gençleri de, kadınları da mücadelenin bir öznesi haline getireceğiz.